buradaki amacımız da sizlerle bir araya gelmek. Dün yolda gelirken Ali çok güzel bir şey söyledi. Şimdi birazdan da söyleyecektir. Bu bölgelere geldiğimiz anda bu bölgenin insanların kültürel genlerini alıyoruz ki senaryoyu yazarken oradan besleniyoruz. Yani biz sizlerden aslında kültür etkileşimi içinde geldik. Sadece kendi filmlerimizi seyrettirmeye gelmedik buraya. Ben o yüzden bu konuşmayı arkadaşları davet ederek konuşmaya başlayayım. Tabii öncelikle Çakallar'da Dans 5'in başrol oyuncusu Hande Katipoğlu'nu davet ediyorum. Hande Hanım buyurun. Yine bugün biraz herhalde Çakallar bu sefer de Kırgızistan'ı bastı Murat Hocam. Çakallar ekibi burada. Çakallarla Dans yönetmeni Murat Şeker. Tabii araya bir es vererek başka bir yapımdan birilerini davet edelim. Rafadan Tayfa çizgi film. Çizgi film biliyorsunuz çok önemli ve Türkiye'de 2 milyona kadar ulaşan İsmail Filan. Tabii Ali Hocam astrolistler en son çıkar biliyorsun. Ali Tanrıverdi Çakallarla Dans'ın senaristi. Şimdi Murat Hocam bana bana sandalye vermemişler. Burada dikileceğim. Tamam mı? Spor olur değil mi? Afet bir göbek var. Arkadaşlar Murat Hocam'la başlayalım. Abi burada soru cevaplarız. Yani ben yönlendirmeyeyim. Biz kendi aramızda muhabbet edelim. Öyle daha iyi olacak. Şimdi o zaman ben sorayım. Hangi fakülteden öğrenciler var burada? İletişim. Tamam. Sahne sanatları var. Sinema televizyon var mı? Yani bizim meslektaşlarımız var. İyi, güzel. Çeşitli ama yani. Şey var mı? İktisat işletme. Bir kişi, bir kişi var. Bu kadar mı ilgisiz bu iktisatçılarla? Tabii, tebrik ediyorum kardeşim. Tamam. Ya. Murat Hocam burada altta iki tane yönetmen, iktisatçı yönetmen var. Bak iktisatçıdan iyi yönetmen çıkar yani. Ali sen de mi iktisatçısın? O işletme oldu. Ha işletme o. Abi ekibin hepsi aslında sinema televizyondan ziyade istatistik işletme mezunu. Şimdi de ev hanımından mezunum. Şimdi arkadaşlar ben hem İstanbul Üniversitesi İktisat okudum hem Mimar Sinan Üniversitesi Sinema Televizyon okudum. İsmail istatistikçiymiş, Ali kamu yönetimi, Ali işletme, sen Hande? Ben Tübel Sinema Televizyon. Sinema Televizyon, yani ikimiz eğitimliyiz yani, söylüyorum. Siz, yani şu anda da söz veririz biraz. Allah da bizim belamızı vermesin. Şimdi biz Kasım ayında Kazakistan'a gelmiştik. Kazakistan'da da güzel bir etkinlik olmuştu. Festivallerin birbirimizi görmemiz, tanımamız açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de aksatmadan mümkün olduğunca gelmeye çalışıyoruz. Bu bölgede dediğim gibi bizim köklerimiz olduğu için zaten bir gönül borcumuz var. Dolayısıyla geliyoruz. Genel olarak şunu söylemem lazım. Türk sineması özellikle 2005'ten sonra müthiş bir atağa kalktı. Ama Türk sinemasının buralara gelmesi biraz zaman alıyor. Diziler ve televizyon üretimi daha kolay. Dolayısıyla eminim sizin de çoğunuzun Türk sinemasıyla veya Türk görsel sanatlarıyla ilginiz diziler dolayısıyla oluyor. Ama Türk dizileri kadar emin olun çok renkli bir Türk sineması var Türkiye'de. Burada da çok güzel bir seçki var. Son dönemin buraya getirilen 5 filmde hem gişede çok iş yapmış hem de kendi şartlarında önemli filmler. Yani Organize İşler ve Çakallar'a Dans Komedi'de Rafadan Tayfa bir animasyon filmi olarak Amerikan animasyon filmlerine meydan okudu. Çok önemli bir proje. Bizim için şampiyon bir drama filmi ama bir at yarışının hikayesi. O çok önemli ve böyle bir askeri aksiyon filmi. Dolayısıyla Türk sineması çok çeşitli ürünler veriyor. Komedi en çok, Türkiye'de en çok izlenen filmler komedi filmleri olsa da başka ürünleri de var.
Biz genelde kendi ekibimiz olarak komedi ağırlıklı işler yapıyoruz ama önümüzdeki yıl ismi ya İstiklal ya Ölüm olan bir Kurtuluş Savaşı filmi yapacağız. Tarzımızı biraz değiştiriyoruz, dram aksiyona yöneliyoruz. Hande ile de biz kaç film yaptık birlikte? Dört mü? Dört film yaptık. Hande de Türkiye'deki en yetenekli komedi oyuncularından biri. Kadın ve komedyen biraz zor oluyor. Hande o konuda başarılı bir isim. Biz de uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Ali ile de 11 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bana o çırak olarak geldi. Şimdi birlikte senaryolar yazıyoruz. Bu yılda, bu yazda Ali ilk yönetmenliğini yapacak. Amacı Olmayan Grup diye bir komedi filmi. Amacı Olmayan Grup zaten internette olan bir grup. Ve Türkiye'de ve eminim burada da ve dünyada bir sürü amacı olmayan genç var. Biz de amacı olmayan insanlara bir amaç edinme hikayesi önerisi sunacağız. Şimdilik benden bu kadar. Sonra biz böyle bir tür konuşacağız, sonra soru cevap yaparız. Olur değil mi böyle? Bence de daha iyi olur. Yüzümüzü görürüz. Yani. Ben sorayım Hande sana. Sonra bu niye gireyim çünkü abi sen bana sorsun. O niye gireyim de Hande abi sana? Evet. Peki ben mikrofon alırım sen. Şimdi evet. Üç önemli soru soracağım. Kırgızistan'ın nüfusunu biliyor musun? 6 milyon galiba. Ya ben de 6 milyon. Bir tane söylüyorum. Kişi 2 milyon veriyor. Kırgızistan 6 milyon. O zaman Ali'yi almışlar. Tamam. Peki, ikinci soru. Lütfen, konuyu ben yaptım. İkinci soru söyleyeyim. Kırgızistan'ın para birimini biliyor musun? Dur, son. Son, evet. Onu da ben söyleyeyim. Para gidiyormuş gibi hissediyorum. Son. Durum almayacağım ben. Peki, at dedi yer misin, yedin mi, yiyecek misin? Böyle yemedik, vakit zamanlama problemi oldu. Konuşmaya geldik. O yüzden
Şimdi siz bize sorularla sohbet edin, yoksa buradan bize ne yiyelim? Ne? Köfte. Köfte var mı Kırgızistan'da? Var. Var değil mi? Tamam. Afiyet olsun. Ben Kazakistan'da at sucuğu yedim. Orada bir aşama şey yaptım. Bir de bunun değerli bir şey olduğunu biliyorum. Biz inekçiyiz. İnek. Sığır. Evet. Öner Bey lütfen. Ya bir soru çok önemlidir. Bir soruya ihtiyacımız var. Konu olarak gider. Şimdi evet, zaten... Kardeşim tamam bak. Buyurun. Kendini de tanıt. Benim sorum size Murat Bey. Özellikle son dönemde sinemada klasik çizgiden bir çıkışı görüyoruz. Daha çok yeni medyaya kendini yönlendiren bir sinema çizgisi görüyoruz. Son yapılan eserlerde YouTuber diye adlandırdığımız insanları çok önemli isimleri bir şeyde geride bıraktığını görüyoruz. Biz de bu konu hakkında görüşmenizi merak ediyoruz. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu dönüşü, bu durumları ve bizi ne önerirsiniz? Şu an geçiş sürecinde olduğumuzu düşünüyorum. Sinemada sizin bize yönlendirmeleriniz ve fikirleriniz merak ediyorum. Sen benim buralı mısın, Türkiye'ye misin? Ben Türkiye'yim. Instagram'da size yazan değil. Ha, tamam. YouTube'ların bir kısmı da bir oyuncuya ya da bir oyuncuya bir yönetmene dönüşecek. Buna zaman karar verecek. Ama şimdi yeni nesil olarak hepimizin, yani sizlere tamamen değişti de biz de o ayak uydurmaya çalışıyoruz. Aramızda sosyal medya hesabı olmayan var mı? Yani Twitter, Instagram kullanmayan? Hiç. Aramızda sosyal medya hesabı olmayan veya tek hesaplardan takılmayan var mı? Hani kendi adına yok ama. Tamam, iki kişi. Kişi. Tamam, siz ve siz. Yani iki, o zaman siz... gündelik hayatta asosyal misiniz? Siz isteyen var. Olabilir. Yani demek istedim bu kadar. Şimdi burada bu salon herhalde 185 kişilik. Bence. Yani 200 kişi falan var yani. Bence 185 kişi var. Ayakta olanlar da var. Ben onlar da 185 kişidir. 185 kişi de 2 kişinin sosyal medya hesabı. Dolayısıyla YouTuber'ların veya sosyal medya fenomenlerinde cesaretlenmeleri için yeterli sebep var. Ve sinemanın bir üçgeni var. O üçgen şu, sanat, eğlence ve ticaret. Bazı filmlerde sanat tarafı, bazı filmlerde ticaret tarafı, bazı filmlerde eğlence tarafı ağır basıyor. Yani sinemayı sadece bir sanat olarak değerlendirmek, sadece ticaret olarak ya da eğlence aracı olarak değerlendirmek yanlış. Bunların üçü de. Ha, dünyada bence bunların üçünü en iyi bir yere getiren istemiş bilmem. Yani o filmlerinde hem ticaretidir, hem sanat vardır, hem de eğlencelidir yani. Bir iki film dışında. Yani hepsinin bu entertainment duygusu. Dolayısıyla Türk sinemasında veya diğer sinemalarda bu tarz ürünlerin olması bir şey rahatsız etme olabilir. Bir de şunu söyleyeyim. Dünyada en çok film üretildiği ülke Hindistan. Yılda 1600 ile 1800 film üretiliyor. İkinci sırada Amerika var, 800 ile 1000 arası film üretiliyor. Türkiye'de 150 civarında film üretiliyor. Sizler, burada Amerikan filmleri giriyor değil mi vizyona? Hint filmi giriyor mu? O da giriyor. Yani en iyilerini seyrediyorsunuz. Türk sinemasında iş yapan filmler en iyiler oluyor ama bu YouTube'da filmler yerine kadar dünya sinemasında ne örnekler var? Amerika'da bir zevci filmleri var ya, böyle hani bizim millet Recep İvedik'e biraz şey yapıyor, hani burun kıvırıyor, ne filmler var? O yüzden aşık olacağız, bu konuda liberal olacağız. Ben sanatın, gelmeden önce burada rektörümüze de dedim, yani Türk dizileri çok iyi ama son zamanlarda bizde Rütük'te çok müdahale oluyor. İşte onu öyle demesin, dizi bunu öyle yapmasın. Öyle film yapılmaz, öyle dizi de yapılmaz. Biraz karışılmayacak. Herkes istediğini yapsın, seyirci kararını versin. İnsanlar gerizekalı değil, iyi de kötüyü, doğru ve yanlış ayırt edebilir durumdalar. Değil mi? Yani fazla bir tane. O yüzden YouTube'da filmini yapsın. Herkes yapsın. Mesela animasyonda, şimdi
Rafadan Tayfa TRT'de bir diziydi, değil mi? Sonradan sinemaya dönüştü. Mesela başka hayalleriniz var mı İsmail Bey? Ben sorayım. Bunların dışında şimdi Rafadan Tayfa şey, cepte. Var mı başka projeler? Var aslında. Yani artı 18 alacak bir siz film yapar mısınız? Yani aslında o bahsettiğiniz otosansör bizde oluşmuş durumda. O yüzden artı 18 bilmiyorum. Biraz zor gibi. Artı 18 de lazım. Yani yetişkinler için çizgi filmler var mesela Simpsonlar, ne o, South Park'ta, Amerika'da örnekleri var yani onlar yaş sınırı alıyor. Aslında ben şöyle dedi, hazır toplayabilirsin, şöyle bir şey yapılabilir diye yani, ya, düşündüğüm şeyler arasında şu var, yani aslında konuşulan şeyler arasında, yani soruda da olan bir şey var. Mesela bu benim kendi, yani istatistik mezun olduğumla herhalde, hani not alıyorum bir şey. Şimdi başarı biraz şuradan geliyor. Hatta daha buraya geldiğim gün aynı günün bir sunumdaydım. Orada da izleyiciye ulaşmak gerekiyor. Ona da dedim ki, ya bu çok kolay artık tiyatro işte sponsor versiniz, para varsa izleyiciye ulaşır. Aslında izleyiciye ulaşmaktan benim kastım bu değil. İzleyiciye ulaşmak tam anlamda. Mesela nasıl diyeyim? Hani sizin bildiğiniz dizilerde. Mesela şimdi sinemaya çıkmadan önce, o Beyaz Perde'ye çıkmadan önce herhangi bir platformda, YouTube olabilir, ekran olabilir, olabilir, sosyal medya her yer olabilir. Siz izleyici oralarda ulaşmaya başlarsanız zaten başarı kaçınılma oluyor. Çünkü siz biliyorsunuz, mesela işte biliyorsunuz hani sosyal medyası, bir karakter ölüyor, bir bakıyorsunuz, Türkiye'nin her yerinde yerine manzara kuruyor. Niye bu izleyici ulaşmış abi? Mesela bizim Ramazan Tayfa'da çocuklar işte genel işte Kamil Hayri'nin biraz daha yaş olarak izleyici gitmeyinden daha üzerinde. Çocuklar şöyle diyor, hayran düşünüyorum ki Kamil'den bu, yani abi diyor ya, demek ki diyor, izleyiciye ulaşmışım, izleyici hikayesinde yaşıyor. Yani ailede birisi gibi görüyor. O yüzden bu biraz kaçınılmaz bir başarı oluyor. O yüzden biz izleyiciye ulaştığımız ne varsa onu kimliğini yapmayı istiyoruz. O yüzden önce izleyiciye ulaşmam lazım. Ben çok seviyorum çizgi film, animasyon. Ama yani tabii ki çok çocukça olan şeyde fazla yıkarmaz ama ben izleyebilmek istiyorum. Yani yetişkinler için de ya yapalım ya yap. Hani yapalım çünkü. Şimdi şey bu, çok önemli. Murat Hocam, İsmail'in dediği doğru. Ben geçen yıl Azerbaycan'da bir belgesel çekiyordum. Azerbaycan'ın bir köyünde iki tane çocuk geldi. 7-8 yaşında. Merhaba, hoş geldiniz. Azerbaycan Türkçesi değil, Türkiye Türkçesi. O kadar güzel ki. Hoş bulduk falan çocuklar dedim. Babanız burada görelim mi? Yok dedi. Biz Azerbaycanlıyız. Bu güzel Türkçe nereden? Rafadan Tayfa izliyoruz dedi. Ve o kadar hoşuma gitti ki, yani şu anda Azerbaycan'da 3 yaşıyla 12 yaş arasında çocuklar Türkiye Türkçesiyle konuşuyorlar. Ve bunun en büyük etkisi de bu çizgi filmler. Yani büyükler için yapalım ama küçükler için özellikle Türk dilinin, Türk dili konuşan ülkelerde daha da yaygınlaşması ve o birbirimizi anlamamız için İsmail Hocam çok güzel bir şey yapıyor. Tabii. Ama zaten bir tane bir şey yapmak zorunda değil. Ben onu... Yok anladım anladım. Murat Hocam yani çocukları biraz daha önde tutmakta fayda var. Yetişkinler için de kesinlikle yani artık Türkiye yetişkinler için de çizgi filmler yapması gerekiyor. Zaten şöyle bir şey var aslında bizim şimdi bugün bir çocuğumuz yarın büyüyor. Evet. O büyüyen çocuğu da kaçırmamak için aslında biraz daha yaşında büyüterek proje spin-off'larla biraz değişebilir. Onu istiyoruz ama işte maalesef orada yine şöyle şeyler var. Mesela biz Ramazan Tayfa'nın hani belki ilk defa böyle bir platformda söylüyorum. Bir biberon tayfa diye. Halktaş grubunu yapmak istiyoruz. Zaten hep bu sayıda diye. Okul versiyonları bu. Sonra yavaş yavaş kademeli versiyonlarını düşünüyoruz ama ilk gelen versiyon emekli tayfa. Hemen isim haklarına varalım. Şimdi bunun şöyle sıkıntılar olabiliyor. Mesela bizim her yerde sorunlar var biliyorsunuz. Sansürle ilgili ya da eleştiriyle ilgili. Bazen hani nefis işte Gümer var, Cine Kapısı ülkemiz hani nefis şikayetlerin bildiği yer. Bizim internetin sayfada yapalım. O kadar heyecanlıyız ki havamam sınıfının biraz daha alt yaş grubunu yapacağız diye. Bizi Rıvan'ın tayfada olduğunu yakaladık. Kanalda ilk gelen yorum şu. Yani şimdi öğretmenin birisi komik duruma düşebilir mi? Dedik düşebilir mi? Yoksa hani eğlencesini nasıl alacağız? O zaman dedi, hemen dedi milli eğitimde bizi şikayetler gelir. Öğretmenlerimizi küçümsüyoruz, öğretmenlerle de. Şimdi bu olunca ne diyoruz? Ha, o zaman o taraf biraz dursun şimdi. Ama belki bunu dediğiniz gibi daha bağımsız bir şekilde yapılabilir. Evet. Ve o
Şöyle olur, çünkü hani şöyle bir durum var. Yani izleyici ulaşmada da yine tamamlamak gereken bir şey daha var. Mesela bize diyorlar ki şimdi biz yani abilerimiz ne bileyim çoğu kişi, hani Rabadan Tayyip'e takip edilen birçok kişi hani böyle 1.800.000 gibi bir kişiye beklemiyor. Biz yırtınıyorduk. Ben de İstanbul'da ilk önce 2.000.000 hedefimle başladım. Dağıtımcılarla görüştüm. 1.5'a düştüm. Bir daha Ankara'dan İstanbul'a gittim. Hem gittim geldi. Yani en son dedik ki ya bu 500.000 de izlenemeyecek değil ya. Yani kendi kimliğimi biliyorum. Yani çok daha yüksek rakamlarda müzikal yapmışız. 1.000.000 üzerinde kişi toplamışız. Ya sinemada nasıl? Yani niye? Çünkü karşıya bu geçmiyor. Ama biz izleyicimiz de şöyle ulaşıyoruz. Mesela biz Biletix'te rekorlarını kırmıştık mesela geçen sene. Çünkü bu o yüzden hep şey diyoruz. Yani nasıl olduğunu diğerlerine de diyoruz ki biz izleyiciye dokunduk. Yani birebir neredeyse gelen herkese dokunduk. O yüzden de biz o dokunacağımız ne iş varsa şu an yaptığımız her şeyde mesela bir platform kuralım diyoruz. Bunu ekran istiyoruz. Yani ekrana taşıyalım. Yoksa biz sosyal medyalara taşıyalım. Sonra bunun halka açılıp versiyonlarını yapalım. Belki birlikte yaparız diye söylüyorum. yapalım. Daha sonra da bunu işte ekran dizisi olacaksa dizisi yarışmaları sonra da sinemaya taşınsın gibi bir fikrimiz var. Şimdi ben bunu niye sordum arkadaşlar? Bu biraz belki hani sektörel bir şey oluyor da. Geçen yıl 2018 yılında en çok iş yapan 10 filmden ikisi bu masada oturuyor. Birisi Rafadan Tayfay'da. 8 mi 9 mu Rafadan Tayfay'ın sıralamada? 8. Biz de 10. filmdi Çakallara Dans 5. Bu arada hani işte 1.800.000 bir şeydi de milyon. Yani adet bilet satıldı. 1.8 milyon Rafadan Tayfay satıldı. 1.5 milyon Çakallara Dans 5 satıldı. Yani şöyle hesaplayayım, Kaya Kırgızlar'ın nüfusu 6 milyon, yani 1.5 milyon, 1.8 milyon, hatta işte Müslüm filmi var 6 milyon, işte başka 4 milyon, yani Türkiye'de ilk 10'da 9 Türk filmi var. Evet. Yani aslında bir daha yabancı film var. Halkımız bize yapılmıyor. Dolayısıyla bizim arkamızda, ben mesela 13 tane film yaptım. Hiçbirinde ne sponsor var ne destek var. İlk filmimi bütün arkadaşlarımı yapımcı yapmıştım. Şimdi sen dedin ya bize yol gösterin diye. Çalıştım, başka işlerle uğraştım. Günün birinde ev aldım. İnsan ev aldığında ne yapar? Sırtını yaslar. Oh be, evimde otururlar. Ben hemen bankaya gittim, evimi ipotek ettim. Dedim ben film çekeceğim. İpotekten aldığım parayla ve arkadaşlarım, ilk başta kardeşime dedim. Uğur dedik artık sen bir yapımcısın. Nasıl yani abi dedi. Dedim bana 50 bin dolar veriyorsun. Bak çok mutlu olacaksın. Sonra o günde bir arkadaşım var dedim ki sen bana 25 bin dolar veriyorsun. Nasıl böyle onu yapınca olacaksın demişti. Ortak yapınca o. Sonra Şener'de bir post prodüksiyoncu arkadaşımız vardı. İşte montaj falan sonra onu da ortak ettik. Böyle bir kooperatif kurduk. Bankadan da para aldık. Sonra oradan kazanılan parayla ben hep filmlere geri yatırdım. Dolayısıyla ben tam bağımsız bir yapımcı yönetmenim. Hiç bir kere bile bakanlıktan para almadım. Sponsorum yoktur, sevmem. Yani tarz olarak. Çünkü ben istediğimi diyebilmek istiyorum. Bir başkası başka türlü de yapılabilir. Yani demek istedim. Ben böyle en doğrusu benim yolum diye değil ama sana örnek olsun diye diyorum. Önemli olan yapmak, üretmek, biraz da cesaret. Ve cesur olmanız gerekiyor. Ve kaybetmeyi. Murat hocam burada ben biraz şey yapayım öne genç arkadaşlar da şey yapıyor. Tabii önce film yapmaya bir fikir olması gerekiyor ve o fikri senaryolaştırmak gerek. Çünkü Ali'ye pas atacağım da o yüzden buradan girdim. Soruyla pas atalım Ali'ye. Evet soralım. Evet, abi soruyu ben soruyorum herhalde. Evet, var mı? Tamam. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz Sırbistan'a. Çakalara'dan çok sevdiğim bir film. Evet, ikinci sınıf öğrencisiyim. Basın toplantısında da var mı? Evet, sen de varmış. Halep ismin. Halep. Evet. Bu senaryoyu nasıl yazdınız acaba? Nasıl aklınıza geldi? Bu senaryo... Ali ben de bir soru sorayım. Senaryoyu ilk sizin birlikte bağla. Çünkü komediler genelde ülkelere hastır. Sadece o ülke şey yapar ama biz geçen yıl yine Ali ile Murat'ın yazdığı bir komedi filmi Kazakistan'a götürdük. Görevimiz tatil ve ilk gün gala günüydü. 500 kişilik salon doluydu. Gala diye geldiler diye bekledik. İkinci gün tekrar aynı salonda 500 kişilik salonda gösterim vardı. Murat bir ara bizden ayrıldı. Nereye gitti? Sinemaya gitmiş ve
O 500 kişilik salon yine dolu. İşte burada Ali, onu özellikle sormak istiyorum. Yani komedi ülkede az ama o komedi evrenselliği yakalamak için neler yapıyorsunuz? Eyvallah abi. Öncelikle nasıl yazıyorsunuz sorusuna cevap vereyim. Yani biz bir şeye başına oturduğumuz zaman tabii ki de aklımızda bir takım hikayeler oluyor ama komedi de yapsanız, dram da yapsanız, ne yaparsanız yapın, her şeyden önce biz bu filmde, bu filme gelecek olan izleyiciye ne anlatacağız diye, bu ana fikir dediğimiz şeyden bahsediyoruz. Örneğin Çakallar'a dans, 1, 2, 3, 4, 5, 10 yıldır çekiyoruz, 5 tanesini yaptık. Ne anlattınız? İşte suç ve ceza, suç işlersen cezasını çekersin. Kısa yoldan parayı bulmaya çalışırsan bunun cezasını çekersin. Emek sarf edilmeden kazanılan para insana huzur getirmez gibi 50 tane cümleyle Çakallar'a dansı anlatabilirim aslında sana. İşte insanlara ne anlatmak istediğini bulduğun andan itibaren istersen onun üzerine komedi yaz, Çakallar'a dans de, istersen animasyon filmi yap, kafadan tayfa de, istersen başka bir şey söyle, bir önemi kalmıyor. Yani her şeyden önce insanlara ne anlatacağımızı bilmemiz gerekiyor ki formülümüz de tam olarak şudur. İçinde insanlara anlatacağın bir cümle yoksa filminin anlattığı şeyin 30-40 yıl sonra ayakta kalması gibi bir şansı yok. İşte biraz önce YouTuber filmlerinden de bahsedildi ya, kardeşimiz sordu. Biz çok destekliyoruz, çok da böyle tanıdığımız arkadaşımız. Ama birçoğunun içinde anlatacak bir cümlesi olmadığı için bugün yüksek kişiler yapsalar da yarın öbür gün 20 yıl sonra, 30 yıl sonra çok fazla hatırlanacağını zannetmiyorum. Bu birincisi. İkincisi Ömer abinin sorduğu soru neydi abi? Neydi abi soru? Çay yapmışım. Tamam, ben anlamak istiyorum. Yani görev saati gibi. Bu arada Çanak Anten falan varsa bu akşam 20'de, 17'de de Şok Bilgiler filmi tekrar gösteriliyor. Seyretmeyenler için hani bu akşam Türk Vesaire'nin yerinde var. Bence komedideki yerellik bazı esprilerde kaynarsa alıp onu da kaynamaz. Ama bazı espriler alıp ihtimalimiz yok çünkü komedide İngilizce'nin slang dediği, bizim işte hani alt dil, sopak ağız dediğimiz bir şeyi çok kullanırız. Ve durumda yaşanılan çevreyle ilgili, hatta yazarlarının yaşadığı çevreyle ilgili. Şunu yerel anlamda ve hani o sadece İstanbulluların anladığı espriler de var filmde. Evet. Yani o bırakın şeyi doğuya gittiğinde de oğullar için komik değil oluyor çünkü. Ama genel tam anlatılıyor. Samimi olmak çok önemli. İnsanları sandırmamaya çalışarak yazmak çok önemli. Yani. Evet, başka soralım gençler. Arkadaşım kimin sorumu verir lütfen? Instagram'dan yürü. Ya bu arada film yapımcıları meslek birliği genel sekreteri Ahmet Edebali ile aramızda. İşin finans konusuyla ilgili de gençler söylerken Ahmet abinizi unutmayın. Ve Star Gazetesi kültür sanat editörü Bedir Acar, Anadolu Ajansı kültür sanat müdürü Bünyamin Yılmaz da aramızda. Onlara da bir, Ahmet abi sana bol bol soru gelebilir para konusunda. Nasıl para veriyorsunuz gençlere, onu anlatırsınız abi. Destek verdiğinizi abi anlatırsınız. Bak Murat hocam almadan yapıyor. Evet, Kültür abi. Bakanlığı para almıyor. Ben de veriyorum. Evet. Evet. Hatta o filmlerin rüsum gelirlerini Ahmet abi de dağıtıyor değil mi abi? O yüzden gençlere yol göstermek gerek. Bir gün ama şey sordu bana. Eski Kültür Bakanlığı dedi. Murat Bey hiç başvurmuyorsunuz dedi. Abi ben sizi destekliyorum dedi. Biz ben de demek sizi destekliyoruz zaten. Ama bu illa alacağız diye bir şey yok ya. Evet. Evet gençler. Yani, o zaman yapabilmek, yapamayacak durumda olsa olur. Ama yapabilecek durumda kendine. Ne şey diyeyim? Evet, arka taraftakiler uyuyor. Ya, yalnız bir şey rica edebilir miyim? Kırgızistanlı öğrencilerim, yani buralı öğrencilerimizden, Türkiye'den değil de Kırgızistanlı öğrencilerimizden soru bekliyorum özellikle. Evet. Yani konuştuklarımızı anlıyorsunuz değil mi? Tercümeye ihtiyaç yok. Heh, evet, evet, evet. Merhaba. Hoş geldiniz Kırgızistan'a. Kısaca böyle soru sormak istiyorum. Sizde senaryoya baktığınızda özellikle neye ilgileniyorsunuz ve hangi oyunu seçeceksiniz ve
hiçbir hangi rolü seçmediniz hayatınızda? Özellikle önce de seçtiğiniz oyunların neyine baktınız, temelinde ne vardı onların? Bu soru Hande Hanım'a. Benzer bir soru gelmişti. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ben yanlış cevabı vereceğim sanırım. Bir proje geldiğinde içinde ne kadar yer almak istediğim tabii ki çok önemli. Ama en önemli şey ne diye soracak olursa, ben o projeye girdiğimde minik de olsa bir faydam oluyorsa daha yürekli ve isteyerek o projeye gidiyorum. Yani içine girdiğimde bir katma değer katabileceğim bir şeyi daha severek tercih ediyorum. Yani ne tür bir rol gelirse oynamam diyor, bak, oynamazsınız diyor. Şimdi şöyle, Hande böyle yaptığında da bak oyuncular ne yapıyor biliyor musun? Şimdi senaryoyu veriyoruz oynar mısın diye. Hangi karakter diyor? Diyoruz ki mesela Ayşegül. İlk önce senaryoyu hızlı hızlı bakar. Ayşegül kaç sayfa? Hande yapmaz mı? Şimdi, önce Ayşegül'le bakar. Dedik ki 10 sayfa. Önce o sahneleri okur. Sonra orada ilgisini çekerse sonra senaryo okur. Bazen acaba verebilirim. Evet. Anladım şimdi. Doğru söylüyor hocam. Bende de şöyle bir şey oluyor. Bazen hatta avuk içinde yaparken senaryoyu okuyorsun, okuyorum. Yani ağırlığı şu kadarcık bir karakter. Ama o tam kendimi hissettiğim minicik bir yerde çıkıp hani şey yapacağım ya da öyle bir şey. Dolayısıyla içinde bir şeyler böyle hareketlenmeye başlıyor. Sanki ondan bir parça bir bağlantı kuruyorsun kendine. O yüzden hani sayfa veya diyalog adetiyle değil de girip istediğim hissi tam olarak bildiğim hissi verip çıkmak daha çok tercih ettiğim şey. Peki soruyu şöyle soralım bir saniye. Mesela o hissettin ya. Şimdi 10 liraya daha çok hisseder misin? 20 liraya hani o nasıl oluyor? Mesela şeyden misin? Bana bir oyuncu demişti, dedi bak 10 liraya oynuyorum ama 20 liraya daha iyi oynuyorum dedi. Çünkü bunu sordular sana aslında bağlısıyla, kaç para kazanıyorsun? Öyle değil mi? 10 liraya bu kadar oynarım, 20 liraya bu kadar oynarım gibi bir şey. Bu o zaman hislerden... 50 liraya daha iyi oynarım. 50'ye daha iyi oynarım diyorsun. Bak, öyle der miyim canım? Bak, bak hala bir yer yükselmiş sanki. O zaman iş hissen, duygudan çıkıp o ilk başta dediğim fayda o zaman havaya gidiyor. Ya para arkadaşlar tabii ki de ev kirasını ödüyorsunuz ve telefon faturasını ödüyorsunuz. Para gerçek bir şey ve hayatınızda gerekli bir şey. Bunu realite olarak bir kenara koyalım. Bir de bizim daha hislerle yapılan işlerde bunun dengesini güzel ayarlamak lazım. Ben kendim için hep bunu niyet ediyorum. İstemediğim işleri Allah beni muhtaç etmesin ama severek, gönülden böyle diyerek yaptığım işlerde de bu tür olaylara hakkımız neyse ne karşı tarafı mağdur edecek kadar, hakkım neyse alacak kadar o nispetle olması kafidir. Ne kadar erdemlidir. Gerçekten böyle bir şey. Evet, hanımefendi. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Fatima, gazetecilik bölümünde okuyorum. Beni sizin filmleri yayın zamanı merak ediyor. Mesela siz herkes filmini çektikten sonra istediğine kadar yayınlayabilir mi? Yoksa birisine kontrol etmesi lazım mı? Bu birinci soru. İkinci soru, siz söylediniz önce buraya da film çekerken vejetaryenlere pek de önem vermeye girmişiz diye. Burada film çekme planınız var mı? Şimdi ilk soru, tabii ki film, yani ilk önce fikrimiz var. Bir şekilde parayı bulduk, imkanları sağladık, filmimizi çektik ve asıl kısım başlıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de en zor kısım filmi vizyona çıkartmak, filmi tanıtmak, duyurmak, sağlıklı bir şekilde seyirciye ulaşmak ve hak ettiğim parayı alabilmek. Mesela siz tabii burada bilmiyorsunuz ama geçen sene ve hala Türkiye'de devam eden bir bilet kavgası var. Çünkü Türkiye'deki sinemaların yaklaşık gelirine %50'si Koreli bir gruba ait. Ve onlar bizim biletlerimizden, biz Türkçe'de ona indiregandı diyoruz. Kırgızcası ne olur bunun? Çötek. Üç, ne? Çötek. Çötek oluyor. Şimdi biz bu çötekçilere karşı mücadeleye girdik.
hakkımızı yedirmemek için. Dolayısıyla sıkıntı oluyor. Yani sen istediğin kadar film yap. Burada da oluyor. Çünkü beyan usulüyle. Diyor ki sinema salonu sahibi 100 kişi geldi. Sonra biz oraya adam gönderiyoruz, ajan gönderiyoruz. O geliyor diyor ki 128 kişi var. Bazen hadi 128'e 100 okey. Bazen şu oluyor. 228 kişi gelmiş. Bize raporda yazıyor 28 kişi. Biz diyoruz ki abi 228 diyor internette diyor şey olmuş diyor. İki kaybolmuş diyor. Yani sondaki iki değil ama. Hani birinci iki kaybolmuş. Yani birinci iki kaybolmuş gibi gibi. Tabii ki filme vizyona sokmak zor. Sonrası daha zor. Yani bunun için o da bir know-how. İşletmek diyoruz yani filmi işletmek çok zor. O da zamanla öğreniliyor. Tüm dünyada da böyle. Maalesef Avrupa'da ve Amerika'da bize göre daha gelişmiş bir yapı var. Seyirci de bunu takip ediyor. Biz de mesela bilet parasını veriyor. Elinden biletini alıyorlar. Buyurun geçin diyor. Hani bir sürü şey. Yani, Türkiye'deki sıkıntı. Ama film çekmek kadar filmde para kazanmak zor. Yani kolay değil. Gelelim buralarda film çekme projesine. Gönülden isterim. Şimdi buraların coğrafyası, insanlar, doğa çok önemli. Biz mesela Türkiye'de çok hızlı bir gelişim içine girdik son 15-20 yıldır. O her zaman iyi sonuçlanmıyor. Biz de hemen doğal ortamını biraz kaybetti Türkiye. Tarihi film çekmemiz çok zor Türkiye'de. Çünkü binalar yıkıldı, yüksek binalar yapıldı. Yani platolar da olur. Mesela Avrupa'nın bazı şehirlerine gidiyorsunuz, işte Pırak'a gidiyorsunuz. Mesela kamerayı koy, bir tek elektrik direklerini sök, lambaları veya CGI'de sil, altına 1578 yaz, çekersin. Roma'ya git, Venedik'e git, duruyor. İstanbul'da durma, İstanbul'da 2-3 mahalle var, işte Sultanahmet var, bitti. Şimdi Kırgızistan'da tarihini çekebiliriz mesela. Burada da şey duruyor, alan duruyor. Dolayısıyla gerisi maliyet. Her şey maalesef kararlarımızdaki birinci öncelik ekonomik. Hani gördüğümüzden, geçenden daha önemli olan şey ne kadar mal olacak? Daha Türkiye'de yapmaktan daha ucuz mal olacak, daha fazla mal olacak, ona göre. Yoksa yapabiliriz tabii ki. Evet. Bekliyorum, ben de bakıyorum ama arkada bir arkadaşımız var. Merhaba. Ben Furkan, psikoloji çalışmalarının rehberlik bölümünde okuyorum. Benim aslında sorum yok ama Andalya'dan bir seriniz olacaktı. Andalya sizin bir rehberiniz var. Merhaba Şarjı, ne yapayım diye. Yapıştık arkadaş, o rehberlik. Evet. Onu rica edebilir miyiz sizden? Cevabı sen mi vereceksin? İçeride bir santri var. Olur. Olur. O zaman sahneyi canlandıralım. Şey yapıyoruz değil mi? Takip ediyorlar sizi burada. Merhaba. Şarj aletin var mı? Buyurun şarj aletin. Sen sana. Şimdi ben evet. Şimdi senin sorunu alalım. Biraz önce. Var yok. Hep sen sorma. Tamam, biz biraz daha dur bakayım. Biraz daha ara verelim, biraz ara verelim. Evet. Arkada bir arkadaş. Hep Türkiyeliler, hep Türkiye'den gelen öğrencilere soru sorduğunu demesinler. Merhaba. Merhaba. En basit soru. Siz neden aktör olmayı seçtiniz? Ve gelecek bir şey. Şu anda siz Kırgız filmlerine çekilmek istiyor musunuz? Evet. Sen kaç yaşında oyuncu olmaya karar verdin? Ben şu olacağım, ben bu olacağım falan diye ben veteriner olmayı düşünüyordum. Ya da işte ne bileyim böyle dansçı falan olmayı düşünüyordum. Böyle 7-8-9-10 o civarlarda. Pardon. İki seçenek veteriner ve dansçı mı? Evet. Evet. Sonuç oyuncu. Evet, sonuç oyuncu. Her şey oyuncu olmak demek zaten. Pardon. Göz olmadan cevap veriyorum. Ya oyuncu olunca şöyle bir şey oluyor. Her şey olabiliyorsunuz. Yani bunun farkına vardığında, yani bilinçli, çok bilinçli bir
isteyen bir hareketli bir iç yapıya sahibim. Dolayısıyla çok doğru bir mesleği seçtiğimi düşünüyorum. Sanırım sorulardan birinci var, buydu. Hep Kırgızistan'da mesela film çekilmesi oynar mısınız? Bunu dün de sordular. Yani atalarımızın biri olduğu, kültürümüzün hani demin yerel, komedide yerel şeylerden bahsettik yani. Mesela Amerika'nın esprisini biz anlamadığımız için gülmüyoruz. İşte çok daha yerel, çok daha kültürel bir şey. Ben Kırgızistan'a geldiğimden beri sanki memleketimde bir yere gelmişim gibi hissediyorum. Dolayısıyla burada film yapmak benim için memleketimde film yapmaktan çok farklı olmayacaktır. Seve seve film yapmak isterim tabii ki. Yani Kırgızistanlı yönetmenlere duyurulur burada. Evet. Hande Hanım buradayken hemen başlayalım. Öden abi, ben sana soruyorum. Şimdi bu Orta Asya coğrafyasında ben yanlış mı görüyorum yoksa esenler çok iyi geldiğin için. Yani insanlar daha bir efendi, biz biraz azgınız galiba Türkler. Öyle mi? Yani Kazakistan'da yani insan tipi daha munis, evet. Daha böyle bir efendi biz. Niye biz böyleyiz peki? Ya şimdi tabii ona... Herhalde Bozkır'ın verdiği bir şey. Şimdi hocam herhalde Bozkır ve alan geniş, nüfus da az. Türkiye'de alan dar, insanlar bir an önce üst üste ve bir şeyleri bir an önce kapmak istiyorlar. O yüzden de... Ben daha yeni geldim buraya. Evet. Havalimanından beri aldı. 40 ila 60 km hızla trafikten geldik. Trafik kurallarına uyuluyordu. Mesela bu Türkiye'de mümkün değil. Yani hiçbir güç altında... Dört çekerli bir aracı olan bir insan 60 km'de Türkiye'de götüremez. Hatta Türkiye'de şöyle oluyor. Abi neyse cezası vereyim. Bak ben de ne yapacağım. Yani şimdi tabii. Yani o yüzden diyorum yani. Buradan bu Orta Asya'dan Anadolu'ya girdik de neler yaşadık da. Abi hep isyan. Abi hep şimdi. Ne oldu yani? Şimdi burada ata bindik ya. Atı 4 tane sürdüğüm için o hızlı halen de alamadı. O yüzden hız devam ediyor. Burada daha sakin. Hızlı koşan atlar da kesiliyor abi biliyorsun. Tabii. O yüzden sakin, bozkır. İnsanlar kurallara falan uyuyorlar. Yani şimdi eskisi bir yana da kurallara uyuyorlar. Yani evet. Geniş alanda 6 milyon mantıklı. Biz İstanbul'da 16 milyonuz. Evet. Dolayısıyla İstanbul'da 16 milyon kişi insan haklarına aykırı. Bence yani İstanbul 5 milyon iyi derdi. Kesinlikle yeterli. Güzeldi yani bu. Hande sen çocukken kaç milyon da hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ama bu kadar kalabalık olduğunu sanmıyorum yani. Çok kalabalık. Şimdi İstanbul çok kalabalık. Yani gerçekten insan işi değil. Ne altyapısı uygun, yani hiç ne üst yapısı uygun. Uygun değil yani. Onu belirtirsek. Peki biz acaba böyle bir film yapsak desek ki, acaba Kırgızistan'daki arkadaşlarımız da bunu ister mi? Bak İstanbul çok kalabalık. Kırgızistan'da topraklar boş. Gelin köklerimize, gelin önüm Kırgızistan'a taşınalım. Çok mantıklı bence. Yani biraz... Bizim açımızdan mantıklı olabilir de onlar açısından. Abi siz ister misiniz anlatırsa yani? Buraya bak. Şimdi Murat Hocam bu... 100 bin İstanbul'u burayı mahveder. Kabul edin. İşte kesinlikle. Onu söyleyecektim. Hatta 300 Sparta'da var ya 300 İstanbul'u da yeter. Bozkır'a var ya rezidans dikildi. Rezidans. Tabii buradaki arkadaşlar da İstanbul'a ve Türkiye'ye gitmeyi daha çok istiyorlar. Bizler de buraya geldiğimiz zaman bu doğası, o doğal halini görünce buralarda yaşamayı istiyoruz. Niyeyse böyle bir özlem var. Eksikleri tamamlamak. Evet, eksikleri tamamlamak. Yani işte hiçbir burada... yerde %100 mutluluk yok. İnsan hep o yüzden göç ediyoruz biz. Evet. İnsanoğlu olarak yani eksiklerimizi tamamlamak için. Şimdi bizim... Biz Türkler biraz daha fazla göç ediyoruz. Seviyoruz. Evet. Ben mesela bakın buraya bu sabah gelene kadar ki son 15 günkü rotamı söylüyorum size arkadaşlar. İstanbul, Berlin, İstanbul, Barcelona, Stuttgart, İstanbul, Bişkek. Bunların hepsi 10 gün içinde oldu. Ben hatta dedim ki ben gelmesem olur mu dedim Öner abi. O dedi abi yok sen geleceksin dedi. Valla sizinle bu sohbeti yapmak için geldim. İyi ki de gelmişim arkadaşlar. Evet, soru var mıydı? Evet, var. Asosyal kardeşim burada, evet. Ya asosyal. Ama hani sosyal medyada sosyal medyası. Hani bu sosyal medya kullanmayan evet. Siz misiniz? Tamam. İsminiz, isim neydi abi?
Öncelikle merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Benim adım Nur Tilek. Şimdi Harvard sınıfında okuyorum. Size bir dikkatimi çeken bir soru var şimdi. Siz nasıl bu ilhamı size ne yaparken size ilham geliyor ve nasıl onu nasıl kendi sinemalara yapmaya başlıyorsunuz? Tamam. Bak şöyle oldu. Ben şimdi bu nedeni bak o kadar koştum ettim. Gelirken yanıma 3 tane kitap aldım ben. Bir tanesi bunun dergiydi. Şimdi ben her gün, her hafta herkese bilim ve teknoloji ve İstanbul Türkiye'de çıkan bir dergi var. Ben 18 yıldır o dergi okuyorum. Bütün bilimsel gelişmeleri takip ederim. Şimdi birinci ilham kaynağım bilimsel gelişmelerle ilgili her zaman bilgi dağarcığım olması. İşte kanser araştırmalarında ne olmuş, Kuzey Kutbu'ndaki çözülme ne boyuta gelmiş, işte amino asitlerin vücuda zararları, işte bilmem ne bitkisine işe yarar. Yani bunlar bana bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Bence yarıyor. Sonra bir tane kitap vardı. Herman Hesse'in Bozkır Kurdu. Ben onu okuyordum. Son biter dedim şimdi. Ben uçakta bunu bitiririm dedim. Bir tane daha kitap alıyordu. Sonra biz bu Kurtuluş Savaşı filmi yapacağımız için kendi kütüphanemde Atilla İnan'ın O Sarışın Kurt kitabını yanıma aldım. Atatürk'ü anlattı. Sonra yine Kurtuluş Savaşı filmi yapacağımız için çocukken okumuştum ama Halide Edip'in Ali Ateşten Görmek kitabını yeniden okumalıyım diye düşünmüştüm. Ali dedim ki abi ben bulurum dedi. Sonra uçağa binerken orada bir kitapçı var diyenler. Diyenlere gittim. Var mı dedi. Kız dedi ki var ama yeni kuruldu bu yeni havalimanı ya. Kız da gitti. Arada buldu onu da aldı. Şimdi ben uçakta ilk önce bu dergiyi, bir teknoloji dergisini okuyordum ama Türk Hava Yolları'nın dergisine bir baktım. Çok güzel bir şey yakalamışlar. Guy de Maupassant'ın Kayıp Zaman Peşinde kitabının izini sürerek Paris'te bir yazar gitmiş. O kitapta adı geçen yerlerde kahve içmiş, yemek yemiş, oturmuş. Onların fotoğrafı dedim önce bunu okuyayım. 0:40'daydı bak şey. Gece yarısı uçak. Önce o dergi okudum. Sonra bilim teknoloji. Çünkü kalkışta, uçağın kalkışta bilim teknoloji okudum. O güzel okudum. Böyle tam adrelerindeyken ben o sırada mesela Kuzey Kutbu'nun erimesiyle ilgili bir makale okuyorum. O bana dedim zevkim o. Uçak kalkışında bilim okurum. Sonra uçak kalktı dedim bir su içtim bir şey yaptım. Sonra Herman Hesse'e geçtim kitabı bitirdim. Ondan sonra uyumuşum zaten daha ne yapayım. Sonra buraya geldi. Yani okur yazar Türkçe'de bir. Yani okuyan yazabiliyor. Dolayısıyla okuyan, araştıran, gözü açık olan ilhamını alıyor. Dolayısıyla bir aynı soruyu işte Aziz Nesin var. Nereden ilham alıyorsunuz? Vallahi demiş Aziz Nesin. Ben her sabah 8'de kalkıyorum. 10'da yazmaya başlıyorum. Benim işimi yazmak. İlham da geliyor demiş. Dolayısıyla sen kendi zihnini beslersen günde 3 öğün yemek yiyorsun. Beyninde de 3 öğün bir şey vermek zorundasın. İstediğin saat, istediğin zaman da ister bilim al, ister edebiyat, ister şiir. Onları alırsan o zaten zihninde şey yapıyor. Gel spor ama okumak şart. Kendimiz ben neredeyiz? Üniversitedeyiz. Hepimiz okuyoruz. Yani önemli olan şu olmasın. Ben üniversiteyi iyi dereceyle bitirdim. Ben alacağım aldım. Öyle bir dünya yok. Okumaya devam edeceğiz. En sevdiğim insanlar böyle tarihçiler falan adam 80-90 yaşında 10 binlerce kitap okumuş hala kitap yazıyor mesela. En çok saygı duyduğum inşallah Allah uzun ömür verir. Ben de böyle 80-90 yaşına geldim oturup kitap yazarım. Yani şey olarak bilgilerimi aktarırım ki değil işleyince işliyor. Yoksa oturunca oturuyor. Biraz uzun vereceğim ama böyle vermem gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben de hani şöyle bir cevap olsun. Yani Ravana'nın tarifi için en azından. Şimdi kamu yönetimi bilgisayar sektöründen ben master yapıyorum. Biraz da şans da denk geliyor yani insanlar hakkında. Üç farklı dersen, üçü de 80 döneminin incelemesi var. Yani daha biliyorsunuz hani Türkiye için söyleyeyim. 80 yılları darbe yılları olarak tarihe geçmiş durumda. Hani bazen kendinize ilham verirsiniz. Ben işte 84 doğumluyum. Darbe ile ilgili hiç hatırlamıyorum. Yani gerçi şey oluyor yani biz Beyaz İstanbul'dan sonra da tek Melih Gökçe hatırlıyoruz diye. Çünkü Ankara Savaşı'ndan sonra Melih Gökçe var zaten. O yüzden yani darbeyle ilgili hiçbir şeyimiz yoktu. Çocukluk biz.
çünkü. O yüzden şöyle inanmadım kendime. Dedim ki ya yarın bir gün bir çocuğum olursa döner de tarihi araştırmak isterse ki çok biliyorsun işte herkes haklı sosyal medyadan. Döner de tarihle ilgili bir bölüm okulunu varsa, 80 yılları okursa sadece darbe yılları olarak tarihe düşmüş. O yüzden böyle bir tarih sadece o değil. O yüzden şimdi işte var olan yani yok olan değil. İşte komşuluk ilişkileri, gerçek arkadaşlık vesaire o dönem vardı, şimdi yok. O yüzden en azından dedim bunu yapayım. Yani kendimden inanmadım diyebilirim. O yüzden böyle bir şey yapıp tarihe not olarak düşmek istedim. Bir de genelde şu olur, hani bu sadece senaryo olmayabiliyor. İşte şarkılarla falan da kendim yazıyorum herhalde bakan hayvanı. Biraz şey vardır, hani bu hepimiz Türk olduğu için Türk devleti ya kaçarken diye bir şey vardır. Genelde ya yolculukta ya davulda ya yolculukta. Ya kaçarken ya yolculukta. O yüzden de biraz esprili de bir şey oldu ama gerçekten hayatımda bunlar yani bir senaryo fikir ya seyahate denk geliyor ya da işte düşünürken denk geliyor. O yüzden bence kendinize de bakın isterim. Yani şu an çünkü ben çocukken kahraman değildim, bir şey, hiçbir şey değildim. Normal çocuktum, başarılı çocuktum. Kendinize baksanız da ilham alabileceğiniz çok şey var. Annenize baksanız, babanıza baksanız, çevrenize, amcanıza, dayınıza neyse. Hepsine baktığınızda size ilham verecek bence çok şey var. O yüzden de bunları göz ardı etmeyin. Çünkü her şey ekranda, her şey işte sosyal medyada değil. En baştan kendinizden başlayın diye tavsiye ediyorum. Evet. Artı Ali Bey, bak Artı ilham verdi sorun bak. Evet, benim Artı'ların en tavsiyesi Ankara'da, evet. Tamam, sana da sorma sana. Merhabalar, hoş geldiniz. Benim adım Ayyar'ın, gazetecilik bölümünde okuyorum. Ben sorum, Kırgızistan'a ilişkin ilk izlenimleriniz nelerdir? Ve bu birinci sorum, ikinci sorum da Ekin Koç neden gelmedi? Şimdi izlenimden önce aslında ben girişte Ekin Koç adına bir sizlerden özür diledi Ekin Koç. Arkadaşlar da biliyorlar. Moskova'da bir film festivali vardı. Orada kendileri ödül aldılar ama ailevi bir sağlık nedeninden dolayı Moskova'daki festivali de bırakıp Alanya'ya dönmek zorunda kaldı. Ve çok çok özür diliyor. Bir şekilde Bişke'ye geleceğini sözünü verdi. Ama şu anda çok önemli bir sağlık problemi var. O yüzden gelemedi. Hatta canlı bağlanabilme imkanı olursa ben özellikle devamlı WhatsApp'ı da kontrol ediyorum. Öyle bir imkan bulursa da size de bir kısaca bir şey yapacak, oradan seslenecek ama ciddi bir ailenin sağlık problemi var. Yani kendi ödülünü bile alamadı Moskova'da, bıraktı döndü. Evet. Yani ben de gelsin istiyordum ikinci, yani gelmedi. Evet Ali Bey, Kırgızistan'da ilk izlenimlerimiz. Bir kere dün Hande'ye sabah ilk geldiğimiz anda itibaren şey konuştuk. Herkesin yüzü gülüyor. Ben dün bankaya gittim para çevirmeye. Ya girdim içeri, yani change office falan, hani ben Rusça bilmiyorum, Kırgızca bilmiyorum, o Türkçe bilmiyor, İngilizce bilmiyor, ortak anlaşabildiğim zamanı biliyor. Ya ama orada ortak bir şey vardı. Benjamin vardı abi orada. Ben de bir şey ortak bir değil. Bilmiyorum bile. Bizim ilk haliyle şey yaptığımız, erkekler ne kadar efendi şey bir şekilde yürüyorlar. Kadınların da ne kadar yüzü güleştirdik. İlk izlerimiz bu. İkinci izlerim de abi et ya. Evet. Ben de Ali'ye doğum, kızın hepsi ne kadar güzel dedim. Çok güzel kızlar var. Bir de bebeklerin hepsi donakladım. Vallahi gideceğim. Helalim çocuğumu yanağını sıkıştım hatta. Çok tatlı bebekler var. Kızlar çok güzel gerçekten. Bir de ben parklara bayıldım. Hocam dedim hani burada film çekerken hani tarih film dedi. Romantik komedi de olabilir. Hani böyle sonbahar ağaçlar, böyle aşk filmi. O da geldi. İlk izlenimlerin hepsi böyle, çok güzel. Benim ikinci gelişim, ilk gelişte çok uzak değil, 6-8 ay arasında oldu. O zaman da geldiğimde işte annemin de bahsetti. Gerçekten sanki şey gibi, hani Ankara'dan çıkmışım atıyorum Diyarbakır'a, ne bileyim İstanbul'a. Yani Türkiye'nin bir farklı bir yerine gelmiş gibi hissettim kendimi. Bu dil çok önemli, güler yüzü çok önemli, misafir terbiyeleriniz çok önemli.
Bir de benim ayrıca şey vardı. Bizim ilk işte Azerbaycan'da falan da çok izliyoruz ama Rafadan Tayfa'nın ilk böyle hatta şey dediler çok sağ olsunlar. Ya bütün halkta Azerbaycan'ı biz yapalım. İşte bunun Kırgız'a versiyonu olsun YouTube platformunda ya da bir ekranda olsun diye. Biz de tabii TRT'den izlenme falan süreçleri varken biz hatta o toplantıda bunu isteyen arkadaşlar da gelmiş, beni sıkıştırdılar, ne oldu diye tabii TRT'den hala haber veriyoruz ama bu arada onun da haberini vermiş olayım. Biz Ömer Bey de bahsetti. Bize TRT grubu şunu anlatmıştı. Türk ülkelerinden birisi, Kırgızistan olmayabilir, olabilir, hatırlamıyorum seni. 300 km yemek yemeye götürmüşler. Demişler ki ya burada yer ne oldu diyorlar. Ben bir daha açıyorum. Size özel bir sürprizimiz var diyorlar. Yer gelince bir çocuk grubu karşılıyor. Sonra Ramazan Tayfa şarkısını söylüyor. Onlar diyor ki bunlar Türkiye'den mi geldi? Yok diyor, bunlar bizim Kırgız halkı, Kırgız hayatta Türkmen diyeyim daha doğrusu. Çok şaşırıyorlar. Bu ne diyor? Tabii genelde o zaman şey bilmiyor Ramazan Tayfa. Oradan bir çocuk şey geldi. Diyor Ramazan Tayfa var ya diye, bilmiyor musunuz? Onun şarkısı mı falan. Gerçekten hani böyle bir ekstra bir gönül bağı var dedi bu Türk ülkelerinin. Ve gerçekten de hani şunu hissediyoruz. Biz dün de bahsettik. Biz ikinci günümüz Göbekli Tepe olacak. Tarihin sıfır noktası olacak insanlık tarihi. Ama o dün bahsettiğim şehirde olsun, Türk ülkeleri olsun. Çünkü ortak kültür çok önemli. Bir yerden sonra hikaye tıkanıyor, bitiyor ama burada gerçekten çok büyük kahramanlar var. Çok büyük gerçek kahramanlar birisi. O yüzden az önce bahsettiğim izleyici ulaşmak noktasında gerçek hikayeler çok önemli bana göre. Gerçek yaşanmış hikayeler ki arkadaşlar hep onlardan bahsediyor. O yüzden bence hem bize çok şey katacağını düşünüyorum çocuk alanında da hem ailemize de çok şey katacak çünkü gerçekten çok farklı hikayeler var, çok enteresan hikayeler var. O yüzden de Kırgızistan her geldiğimizde biraz daha beni en azından kendisine çekiyor ve inşallah bir dahaki geldiğinde de şunu demek istiyorum. Arkadaşlar daha önce geldiğinde şunları yapacağımızı söylemiştik. Şimdi yapıyoruz ve şunları yaptık ve en azından işte bölümlerimiz Kırgızca versiyonu artık buradaki çocuklarımıza bir denemeyi de çok istiyorum gerçekten. Ben de kısaca şunu söyleyeyim. Dediğim gibi daha değmemiş durumda Kırgızistan. Mesela Kazakistan'a gittiğimizde Almaty daha Avrupa gibiydi. Bu bir açıdan baktığımızda göz doyuyor belki ama doğallığını da yitirmiş. Yani ben Almaty'da kendime Kazakistan'da değil, Polonya'da falan veya Rusya'nın bir yerinde gibi hissettim. Yani şimdi Kırgızistan'ın illa dönüşecektir yakın zamanda ama orijinal bir şekilde dönüşmesini ümit ediyorum. Hani başka bir yerlere öykünerek değil, kendi tarzında. Bir de şunu söyleyeyim, şimdi tabii doğum yok zamanından, komisi zamanından kalma çok yakın falan da olduğu için biraz oraları renklendirmek lazım. Orada da siz gençlere iş düşüyor. Hani biraz kafayı çalıştırın. Şehre bir imzanız var mı yani şu an? Ortam müsait. Ortam müsait. Değilmiş çok alanlar bir elinizde isin yani. Onları da ipucunu biz vermiyoruz. Hani bir güzellik, sanatla dair şeyler yapmak elinizde her şey para ya da hani şey değil. Gençler izin almadan da bir sürü şey yapabilir. Sanatsal faaliyet için bir şey, özel bir şey gerek yok. Evet, sen. Evet. Bu arada bir 15 dakika toparlayalım değil mi? Evet, bir 15 dakikaya son soruları alalım. Evet. Evet. Çünkü daha radyoya canlı yayına geçeceğiz buradan. Merhabalar. Tekrardan Kırgızistan'a hoş gelmişsiniz. Benim adım Gülzat. Kazakistan'da çektim. Amcam öğretim eğitiminde 1. sınıf okuyorum. Şimdi soruya gelsek. Türk'ü halklarını birleştirerek Türkistan şeklinde bir film çekmeyi düşünüyor musunuz? Vallahi bu şey bir fikir. Hocam Türkistan şehriyle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Biliyorsundur ama Türkistan şehri biliyorsun Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri ve Anadolu'nun özellikle o geldiği zaman o Hacı Bektaşların falan evet, evet. Anadolu'da aydınlatan bir şehir. Aslında güzel bir soru. Evet. Yani kapsamlı bir cevap olur mu? Kısaca evet dedim ama dedim yani şu an böyle bir proje yok. Kendi odaklandığımız biz önümüzdeki 3 yılımız zaten bloke. Ne yapacağımız belli. Sonrasına bakalım. İşte gidiyorsunuz bir film için gitti her yer yan kaynağı ve sonra hafıza yaptığı bir şeye dönüşüyor. Yani şu an pembe yalanlar söylemek istemem ama kesin yapacağız falan değil. Bakalım. İnşallah. İnşallah diye. Ya,
Tabii burada sadece Türkiye'nin değil, biz 5 yıldır Kazakistan'da da film haftalar yapıyoruz, Azerbaycan'da da. Bu konuyla ilgili ortak görüşmeler de yapılıyor. Yani tek bir Türkiye'nin değil. İşte Kazakistanlı yapımcılar, Kazakistan biz sinema birliğiyle de, Kazakistan sinema genel müdürüyle de bu konuyu konuştuk. Hatta Ahmet Yesevi Üniversitesi ile de bu konuyu görüşüyoruz. Yani böyle bir platform olursa, işte Ahmet Bey de Türkiye'deki bazı yapımcılarla görüştü ama bu biraz daha en az bir 5 yılı falan var. Yani bugün bile başlasak o coğrafyada bir film yapmak ve Yesevi üzerine, Türkistan üzerine bir film yapmak için sadece Türkiye, Kazakistan değil, Özbekistan'ın, Azerbaycan'ın da işin içerisinde. Çünkü temeli yani o buradaki hem o Türklerin o kültürel, çünkü Özbekistan'a, Türkistan'dan Özbekistan'a bir geçiyorsunuz, o Türk eserlerin hepsini görebiliyorsunuz. İşte Türklerin o bilimdeki geliştiği bütün coğrafya Türkistan'da. Bunun için biraz zamana ihtiyaç var. Ama bu konuda görüşmeler yapılıyor. Hem üniversiteyle, hem Kazak filmle, hem işte bizim sinema genel müdürüyle bazı görüşmeler yapılıyor. Ama kim yapacak bu filmi bilmiyoruz. Böyle görüşmeler yapılıyor. Hatta Osman Sinan falan da bir üniversiteyle gitti, görüştü bu konuda. İnşallah olacak. Şöyle bir bizim olgunlaştırmaya çalıştığımız bir şey var. Tam sevgilisi olmayabilir ama biraz daha dizi üzerinden gibi. Etnospor üzerinden, yani geleneksel Türk sporları diyebiliriz. İşte burada güreş, boksluk vesaire. Bunların için bir fikir olgunlaştırmaya çalışıyoruz şu an. Belli bir noktaya geldik. Belki geldiğinde bunun işte mekanlar üzerinde, çünkü animasyon düşünüyoruz, öyle olunca daha rahat yapabiliriz. O yüzden belki öyle başlayan bir projenin daha sonra filmle bitmesi inşallah olur. Çünkü yani gerçekten herkesin hayalinde isteğinde bu tarz şeyler vardı. Mesela en büyük hayallerinden bir de koruyorsun filmini yapmak. Bu da onun gibi bir şey aslında, bir misyon, vizyon aslında. O yüzden bu Etnospor projesiyle başlayacağımız için belki bir sinema filmi olur diye bilmiyorum. Buradan şöyle bir soru. Evet, başka soru. Son soruyu alacağız. Son sorudan sonra bir toparlan, yani bir top şey ve müsaadenizle gideceğiz. Tamam, son iki soru olsun. Önce orayı alalım. Evet. Son, ilk sen başladın, yine son senle bitirelim. Tamam. Buyurun. Evet, evet. Evet, evet. Önce buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben İngilizce ve Edebiyatı'nda okuyorum adamımla. Şimdi de yeni bir giriş yapıyorum. Sizin gibi değer sanatçıları özledik. Görmeyi çok oldu. O yüzden konserimizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Benim sorum Ali Bey olacaktı. Benim babam otolastikçi ve meslek hastalığı olarak yolcu işte durduğunda bile şöyle bir tencereye açıp araba dinlerse önce lastiğine bakıyor. Peki siz de bir film veya dizi izlerken senarist gözlüğünüzü de mi izliyorsunuz yoksa senarist gözlüğünüzü bir kenara çıkarıp öyle mi bakıyorsunuz? Şöyle, bir kere yarın bir gün edebi bir eser yaratma isteğiniz olduğunuzda önce babanızdan başlayın bence anlatmaya. Öyle senarist gözü, bak şöyle anlatayım, biz halk çocuklardır. Öyle yok senarist gözü, yok değil. Tabii ki de öyle. Şimdi şöyle düşün, bir muhasebecinin işi ne? Muhasebeyi hesapla tutmak, bununla ilgili sürekli kafasına rakamlar göndermek. Bir yazarın da, biz şöyle bir kendimiz, Murat abi ben ilk 10 yıl önce daha çırakken yanında hep şey derdi bana. Yani senarist olabilirsin, o olabilirsin ama her sebebi filmci olacaksın. Ben mesela filmci olarak kendimi görüyorum. O yüzden senaryolardan, hikayelerden çok görsellere dikkat etmeye çalışıyorum. Bir şeyi izlediğimde de senarist gözlüğüyle değil, duygusal olarak etkilenmediğime korkuyorum. Ama tabii ki de mesela şöyle yapıyorum, sana ilham versin diye. Çok beğendiğim bir film oldu diyelim. Beni insanlı olarak çok etkiledi, güldürdü ya da ağlattı. İlk izlenenden sonra teknik olarak izleme yapıyorum ikinci, üçüncü seferlerde. İkinci izlediğimde sahnelerin nasıl yazdığına bakıyorum. Üçüncüsünde yönetmenin nasıl çektiğine bakıyorum. Dördüncüsünde kurgucunun nasıl kurduğuna bakıyorum. Beşincisinde müzisyenin hangi sahnelerde nasıl müzik yaptığına bakıyorum. Ama dediğim gibi ben çok uzun süre yaptıktan sonra zaten istesen de o matrix vardı ya kafada rakamlar. Zaten belli bir saatten sonra hikaye oraya dönüyor ve sen bundan kurtulamıyorsun. Yani senle birlikte hayatın sonuna kadar bu gelecek olan mı? Bir şey de ben hep söylüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Böyle ayarlamıştık. Tam bu cümlenin sonuna hocam bir işi de hep söylüyorum. Hepimizin yaptığı iş çok zor da, yani burada saatlerce konuşuruz. Asgari ücret alıp da evindeki çocuklarını
büyütmeye çalışan birineyim buradan. Daha zor bir iş yapmıyoruz. O yüzden yaptığımız işi küçümsemeyelim ama yaptığımız işi çok tepede de çıkarmayalım. O yüzden babanı takip. Oradan bir soru alıyoruz. Sonra son soru, yani son iki soru kaldı. Yok, şuradan bir arkadaşımız yok, söylemişti. En son hayat, oradan alıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Benim soru değil de birkaç film çektiğiniz, filmlerde çekildiğiniz, aklınıza kalan komedi olaylarını birini anlatsınız. Tabii. Bak, en sevdiğimi anlatıyorum sana. Çakallardan uçuş çekerken biz orada zaten Kadıköy'de Fikirtepe'de bir mahalle var. İşte bu kentsel dönüşüm çalışmasının yapıldığı yer Fikirtepe'de belalı yer. Orada gece kondular yıkılıyor, yerine büyük binalar yapılıyor. Biz de gittik, onun yerinde çekiliyoruz. Ama orası riskli bir bölge, yani şey, kriminal şeyleri de var. Sokakta başına her şey gelebilir. Gelebilir. Biz de Şevket Çorum ve Timur Acar'la bir kaçma kovalamaca sahnesi çekiyoruz. Evet, böyle Ramazan ayı falan, tam akşam saatinde, gece bir. Ben tabii yönetmen olarak bir de hızlı çekmemiz lazım çünkü yaz günü olduğu için günün geceler kısa, bitirmemiz lazım. Hep emir kipiyle, dur, gel, Şevket atla, olmadı, geç bir daha yap, falan. Hadi iki bir oyun, Şevket dur, ya ne yapıyorsun abi, gel geri, Timur'cum, abi düzgün yapalım. Tamam, kes, ol, git, tamam, hadi ötekine geçiyoruz dedi. Bir an böyle bir karaltı bildirdi. Burama kadar geldi. Ne lan dedi, mahallemize geldin, ona buna gider yapıyorsun dedi. Öyle bir baktım ama yani tam ilk uğursuz o. Yani gecenin bir vakti, o uzaktan belli ki bakmış, bana vurulmuş. Yani artışa bak, böyle gel, dur, gitme falan diyor. Ve soğukkanlığımı kaybetmedim. O da işte İstanbul çok güzel başımıza daha önce geldiği için. Ben yönetmenim, kardeşim dedim, istediğime gider yaparım. Hadi dedim. Tamam abi. Çünkü ne olursa olsun Türkiye'de yönetmene, başkana, reise saygı var. Yani onlar kilit kelimeler. Onları dedim ben. Herkes bir şey yapar. Yönetmene zarar hocam yani İsmail yani. Bir dakika ben yönetmenim dedim ben. Yoksa ben ya ben bilmiyorum falan desem bana ya kafa atacak ya yumruk atacak. Çünkü belli bakmış şey olmuş yani. Ve her filmde bizim bir tane böyle kriminal şeyimiz olur. Mesela gelir diyor ki, gece çekim yapıyoruz, ışık yapmışız. Diyor ki, ışığımız gözümü rahatsız ediyor. Silahla sıkı bastılar ya. Evet, silahla sıkı bastılar. Yeter gidin buradan diyor. Yani ne yapıyoruz biz burada film çekiyoruz, beni rahatsız ediyorsun dedi. Git dedi, polise şikayet et, ben polisim dedi. Biz polise şikayet ettik. Böyle bir tamam. Şimdi arkadaşlar tabii sizinle sohbet güzel, güzel de sorular geliyor ama hem sizin dersiniz var hem bizim başka bir programımız var. Son bir soru aldıktan sonra kısa bir toparlamayla ilk soru ve son soruyu senden alıyoruz. Merhaba arkadaşım, 3 gün sonunu verdik değil mi? Verdik onu o sorular için o. Birinde özelim bazı görüntüler karşında görülen insanları görece insan bilgilendiği istiyor. Sinemada Öner Hocam bahsetti, evrenselliği önemli vurguladınız. Tabii evrensellik ticari açıdan önemli sinemada. Fakat Kırgızistan'da komedi dışında, mizah dışında aşk evrensellik ama tarih evrensellik ama Kırgızistan'da bu tip filmleri vizyona çıkarmanızı sizden rica ediyorum. Öğretmenler olarak biz burada filmleri izlemiyoruz. Arkadaşlarımız böyle güzel Türk filmler haftaları olmadığı sürece çıkmıyor. Hani burada da mısırcılar da yok. Öner Bey de top. Evet. Niyetlendi. Burada mısırcılar da yok yani. Evlerimizin karşılığı. Şimdi burada tabii mısırcılar yok ama bu bölgede bir zor bir pazar var. Ben Ahmet abi. Bir şey soracağım. Geçen yılın en çok izlenen filmi hangi film oldu Kırgızistan'da? Oysa mı? Yok dizi değil, sinema filmi. Sinemada burada Oysa mı ne olursa şey bu ağacın altı mı? Bu müzikal bir Kırgız film var, yeni yapıldı. Evet. Ya ben o filmi 2 gün önce yönetmeniyle birlikte izledim ve iyi bir o müzikale Türkçe dublaj yapılırsa
Türkiye'de bir şey yapacak bir film ve çok başarılı bir film. Kırgız mitolojisinden bir fantastik bir müzikal film yapmışlar. Ve ilk kez Kırgızistan'a bir müzikal film yapılıyor. Bunu yapan arkadaşlara yarın birlikte olacağız. Kırgız Sinemacılar Birliği Başkanı. Genç de bir arkadaşımız. Yani o filmi bilmiyorum, izlediniz mi siz? Yani o film sadece işte evrensellik dediğim oydu. O film ne kadar Kırgız mitolojisi de olsa dünyanın her yerinde o şamanizmde dilek ağacı var ya. Dilek ağacının hikayesini onu yıkan kötü adam aslında iki tane aşkı da yıkıyor. Ve o kötülükler, o obaya kötülükler geliyor. Bu dünyanın her yerinde olan bir şeydi ve evrensel bir şeydi. O en sonunda o kötülükler yenildikten sonra ağaç yeniden kuruyan ağaç. O da kentsel dönüşüm abi işte. Evet. Ve ağaç yeniden filizleniyor biliyor musunuz? O kötülüğü yendikten sonra. İşte sinemanın evrenselliği buradan geliyor. Ben aslında toparlamak da istiyorum. Şimdi... Tamam yani mesajı aldık yani. Bak, şimdi Murat Hocam'la, Ali Hocam'la çok güzel. Fikri ve ilhamı nereden alıyorsunuz dedi. Fikri ve ilhamı öncelikle ailenizden alıyorsunuz. Çevrenizden alıyorsunuz ve çok okumakla geliyor. Kültürel değerleri de iyi bilmek gerekiyor. Ben burada anneme özellikle yad edeceğim. 96 yaşında. Ben daha ilkokula gitmeden, annem okur yazar değil, bütün Türk mitoloji hikayelerini, başta Dede Korkut hikayelerini bana anlattı. Ben Dede Korkut hikayelerini ilkokula gitmeden ezbere biliyordum. Yani biz Türkler ta Orta Asya'dan Anadolu'ya gelince de bir hikaye anlatma kültürü olan bir milletiz. Sinemada hikayeyi görüntüyle anlatma tekniği. Siz eğer büyüklerinizden, çevrenizden hikaye anlatmayı doğru öğrenirseniz ve Ali'nin dediği gibi demin arkadaşımıza çok güzel bir örnek verdi. Eğer edebi bir eser yazacaksan önce babanın hikayesini yaz dedi. Çok güzel bir hikaye değil mi Ali Hocam? Zaten gözlemlemiş. İşte, evet. Otel Astikçisi diyor. Otel Astikçisi, babanızın ismi ne? Otel Astikçisi İhsan'ın hikayesini anlatıyor. Yani. Yani İhsan Hoca'nın yani yazacağım babanın hikayesi dünyanın her yerindeki otel astikçisinin hikayesi. Yani o yüzden evrensel yani sinemanın yerel kültürü bile anlatsanız anlatayım ya. Kırgızistan'da mitolojik bir hikayeyi o kadar güzel kurgulamış ki. Yani Amerika'ya götürün. Amerikalı da iyi ve kötünün bir aşk hikayesi üzerinden anlayacağı bir şeydir. O yüzden okuyun, kültürünüzü iyi araştırın.